Şundan artık lütfen yer misin? Tamam anne ya. Tamam yeter ama yedim yiyorum işte. Ya yemiyorsun, duruyor tabağın işte böyle, baksana. Tamam ben iyiyim. İyi hissediyorum ya. Çıkıyor muyum bugün? Daha ne bugün çıkması ya? Doktor ne zaman taburcu ederse o zaman. Ya abla sen kal burada ya. Ya ben dün senin odada kaldım. Şöyle diyeyim ben sana. Otel konforu ya. Biliyorum odamda gözün var ama çok beklersin Altay. Bunun da derdi. Anne, Kaan ne durumda? Hı? Tamam, taburcu olmadıysa ben bir gideyim göreyim. Görmek istiyorum Kaan'ı. Sen daha kalkamazsın. Tamam, kalkamam. Arayayım. Ararım o zaman. Telefonum, Altay bir telefonu verir misin? Arayayım. Vereyim mi? Ver mi? Vermeyeyim. Anne, Kaan'ı arayacağım ya. Aşkım, Kaan'ın telefonu yanında mıdır? Çocuk dinleniyor. Serap'tadır onun telefonu. Senin telefon yanında mı? Ya bir durun, bir dinlenin biraz lütfen. Anne. Ben birazdan Kaan'ı görmeye gideceğim zaten. Taburcu olmamışsa aratacağım seni, tamam mı? Ya şunu yer misin lütfen? Ben bebek gibi yedireceğim artık sana. Tamam, aç ağzını. Tamam, tamam. Aç ağzını. Tamam, ben yiyeceğim. Vallahi tamam. Ben yiyeceğim, tamam. Ben bir doktoru görmeye gidiyorum. Sen bir gel benimle. Döndüğümde bitecek o tabak, tamam mı? Lütfen. Ya aşkım, ne konuştuk biz seninle? Tamam anne ya. Kanlık aramayacak. Evet, o yüzden telefonu da vermiyoruz. Biliyorsun bunu. Ya anne tamam da eninde sonunda öğrenecek. Tamam, bugün Kaan'ı uyandıracaklar. Hı hı. İnşallah güzel haberlerini alacağız. Ondan sonra rahatı söyleriz, tamam mı? Tamam. Ben şimdi Serap'ların yanına iniyorum. Kaan'a bir bakayım. Tamam. Sen ablana göz kulak ol. Tamam. Bak bir de o kahvaltısı bitmiş mi? Tamam. Yedir onu, bitirmemişsin. Tamam. Yiyecek onu, tamam mı? Tamam, görüşürüz. Hadi. Annem kahvaltısını bitirecek dedi, ona göre. Dedektif diye seni mi diktiler başıma ya? Senin iyiliğin için dediler ya. Yoksa yemezsen yeme, bana ne? Sen odamı elimden almaya çalışan bir hainsin. Hiç iyiliğin miyiliğin ayağına gelip burada bana minik tatlışlıklar yapma, yemezler. Şaka be abla ya. Sen yokken ben ne yapayım ki odayı? Asıl onun olayı senden almaya çalışmak. Yani sen olacaksın ki ben onu almaya çalışayım. İşin zevki. Bak sen. Gel buraya. Oh, dur. Sana bir şey olsaydı ben ne yapacaktım ya? Hiçbir şey olmaz. Ha. Öyle kolay kolay kurtulamazsın benden. Bir şartla. Al bakayım şunu. Hı. Artık daha yemeyeceğim. Koy oraya. İyi. Abla. Hı. Melis arıyor. Açmam lazım değil mi bunu? Ya sana ya Altay, kız ben gittim. Açacak, tamam. 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 Altay kapıyı kapat. Uyuyacağım tamam. Biraz. Çocuk da kafayı yedi. Ya iyi oldu şimdi işte. Uyandı falan. Konuşuyoruz, sohbet, muhabbet iyi Allah'a şükür. Altay, bu kadar çabuk mu konuştun kızla ya? Ya çok gözü kara. Her şeyi ben yaparım diyor, cesur. Ama çıktığı yarışta nasıl titriyor, sana göstermedi onu. O bir de kırmızı tulum giymiş, o sıkmış. Sen varsın ya, çaktırmıyor. Panik de var, her şey var. Ama işte, güzel ama cesur. Altay gel.
Gel bak şey, bu Gökhan Akgün'ün abisi. Da, Gökhan Şen. Şu meşhur abi sensin yani. Da, ben meşhurum. İyi de Akgün abiyle siz hiç benzemiyorsunuz. Da, benzemiyorum. Ama görüyorum, sen de kardeşine benzemiyorsun. Niye? Çünkü sen daha zekisin. Beni gördün, hemen anladın. Ben Akgün'den daha yakışıklıyım. Tamam hadi. Hemşire şimdi serumu da çıkardı zaten. Yürümen lazım dedi. Gökhan sen müsaitsen biraz yürüyelim mi? Sen iyisin. İyiyim, iyiyim ben. İyiyim. Sen cezalısın Altay. Beni burada yalnız bıraktığın için cezalısın. Hiçbir yere gidemezsin. Burada bekle. İyi, canıma minnet. Yardım edeyim mi? Yok, yok tamam. Tamam, iyiyim ben ya. Bunu alıyorum. Hırkamı al, evet. Hadi bakalım. Sağ ol Gökhan. Melisa'yı anlatacaksın. Paka. Bay bay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.